Merhaba çocuklar, tatilde iyiyiz inşallah. Tatilde ne yapıyorduk çocuklar? Hemen hatırlatıyorum. Her videoda da hatırlatacağım. Sizden söz almak istiyorum. Bir, kitap okuyoruz. İki, enstrüman çalmasını, melodika, ok çalmasını ve notayı öğreniyoruz. Şimdi bu dersimizde size çocuklar değiştirici işaretlerden bahsedeceğim. Yani notaların önüne gelerek sesi değiştirilen işaretler. Diyez, önüne geldiği notayı yarım ses inceltir. Siyah notalar, oğukta, piyanoda, melodikada gördüğümüz siyah tuşlar diyez ve bemollerdir. Bemol, bemol önüne geldiği notayı yarım ses kalınlaştırır. Yarım ses kalınlaştırır. Yarınki videomda daha detaylı melodika üzerinde açıklamalar yapacağım. Diyez ve bemoller hakkında. Natural, diyez ve bemolle değişmiş olan sesleri eski haline, natural haline getirir. İşaretleri bunlardır. Batı müziğindeki işaretler bunlar. Şimdi arkadaşlar, size dün bir önceki videomda da hep değerler üzerinde duruyorum. Değerleri bir takım şehir isimlerine benzettim. Nasıl çalındığını, nasıl söylendiğini öğrenmeniz için. Buyurun onlara bakalım. Van, Bursa, Ankara, Karaman, Gelibolu, İzmir, Sabur, Malatya gibi. Şimdi size bir sürprizim var. Bu parçaya içiniz gidecek. Çünkü biliyorum ki siz bu parçayı çok seviyorsunuz. Yalnız yeni başladığınız için birdenbire bütün notayı tümünü çalmanız mümkün değil. Girişini öğreteceğim size bu ders. Parçamız dört dörtlük. Dört dörtlük vuruşu tekrar burada gösterdim. Parçanın analizini yapıyorum. İkilik değerler var. Değerleri bir ikilik değer. Burada da gösterdim. Dört tane sekizlik değer var. Dört tane sekizlik değer yan yana gelince bu şekilde gösterilir. Bakın arkadaşlar, burada sol diyez var. Karşımıza çıktı. Demin anlattım ya. Sol'ün önündeki siyah tuşa basacağız çalarken. Sol'ün önündeki siyah tuşa basacağız arkadaşlar. Sol diyezi söyledim. Birlik değer var. Birlik değer var. Dört sayı uzatacağız. Uzatma noktası olan notalarımız var. Değerinin yarısı kadar uzatıyor. Değerinin yarısı kadar uzatıyor. Burada olduğu gibi. Ve sekizlik değerler var. Bu da sekizlik değerin tek olarak gösterilişi. Şimdi arkadaşlar, yakından size şuradan bakıyoruz. Do, re, mi, fa, sol'ü buldum. Sol'ün önündeki siyah tuş sol diyez. Biz sol diyez notasını gördüğümüz yerde bu notayı kullanacağız. Sol'ü değil, sol diyezi siyah olan tuşu kullanacağız arkadaşlar. Şimdi zaten notanın okunuşunu ayrıca açıklamalarda yine bu şekilde harflerle vereceğim. Mi, si, do, re, do, si, la, sol, sol, fa, sol, la, si, sol, la, sol, la, si, mi, si, do, re, do, si, la, sol, fa, re, mi, si, la, sol, fa, mi. Bundan sonrası biliyorsun. Bu da aynı zamanda hızlı çalınıyor. Ama şimdi girişi. Evet. Hüzünlü girişi biraz. Pardon. Şimdi arkadaşlar, bakın bir şey daha hatırlatayım. Burada sol diyez kullandım ya.
ölçü içinde bu ölçü çizgisi, iki ölçü çizgisi arasında bir ölçüde, bunu ikinci defa yazmama gerek yok. Yani bu solide sol diyez basacaksınız. Sol, sol, fa, sol, la, si, sol, la, sol, la, si. Bakın tekrar yazılmıyor. Yani bir kere yazılması aynı için, ölçü içinde geçerli olduğu için her seferinde sole yazılmıyor. Ama diğer ölçülerde yazılıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar videolarımı takip ediyorsunuz. Size sürprizlerim olacak. Yorumlara yorumlarınızı yazıyorsunuz. Videonun zaten çıkaramazsınız. Her seferinde söylüyorum derslerden tam yararlanmak için. Videoların tamamını izleyin. Tamamını izleyin. Yorumlara ve abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.